Mürekkebin diğer unsurlarından bir tanesi de katkı maddeleridir. Katkı maddeleri ne işimize yarıyor? Katkı maddeleri şöyle ki, şimdi sizler yaptığınız işle bağlantı olarak şirink ambalajı yapıyorsunuz. Şirink ambalajı yaptığınız için mürekkebin belli bir ısıya girdikten sonra bir gerilme kuvvetine tabi tutuluyor. Sonra memory olarak geriye gelmesi, hafızasının geriye gelmesi istenmektedir. Bu germe ve tekrar hafızasına geri dönme işlemi sırasında mürekkep esnerken çatlamalar meydana geliyor. Bu çatlamaları engel olabilmek için bizler içerisine elastikiyet özellikli katkı maddeleri döküyoruz ve mürekkebin tamamen çatlamamasına yönelik olarak. Bazı müşterilerimiz diyor ki, ben tavuk ambalajı yapıyorum, işte salam sosis ambalajı yapıyorum. İşte soğuk havaya giriyor. Orada devreye ne giriyor? Difriz katkı maddesi giriyor. Bazı müşterilerimiz diyor ki, benim işim baskısını yapıyorum ama baskısını yaptıktan sonra çeneye denk geliyor. Çeneye denk geldiği için mürekkebimde ısı dayanımı istiyorum diyor. Isı dayanımını arttırıcı katkı maddesi koyuyoruz. Bazı işlerde deniliyor ki, işte bizim özellikle yaz başlangıçları ve kış başlangıçlarında ham maddelerin içine ekstrüzyon pozisyonunda bazı slipler atılmaktadır. Bu slipler yaz ve kış başlangıçları, hava değişimlerinin hızlı olduğu zamanlarda bir migrasyon oluşturuyor. Bu migrasyon neticesinde ne yapıyor? Yüzey geriliminde bahsedeceğim onu. Ekstrüderde bir elektron bombardımanıyla bir korona açılıyor. Bu korona ile birlikte bir yüzey gerilimi ortaya çıkıyor. Bu yüzey gerilimi neticesinde siz mürekkebi oraya tutunduruyorsunuz. Ama bu hava değişimlerinden dolayı ne oluyor? Ekstrüderde kullanılan katkı maddeleri, silip, işte antibloktur, şeyler, bunlar ne yapıyorlar? Hareket etmeye başlıyorlar. Hareket ederken ne yapıyorlar? Bu molekülleri açılmış, elektron bombardımanıyla açılmış yüzeylere migre yapıyorlar. Bu sefer baskı için istenilen 38 bin korona dediğimiz olay 34'lere, 35'lere düşüyor. Bizler de ne yapıyoruz? Onun için böyle çok değişken olan şeylerde, müşterimiz tabii bize söylüyor bunu, çünkü işletme şartları değişiyor, şey değiştiği zaman. Benim çok hızlı yaşadığım dediği zaman bazı silipler atıyoruz, katkı maddeleri atıyoruz. Bu katkı maddeleri, katkı maddesi diyor ki oradaki şeye, ben burada yeteri kadar varım, sen yüzeye çıkma deyip bir bariyer sağlıyor. Yani yüzeye çıkmasını engelliyor. Diğer grup katkı maddeleri, mesela normal mürekkebin içerisine bir slip, wax, koruyucu malzeme atmazsak, bu da çizilme, sürtünme dayanımını azaltıyor. O yüzden bütün düz baskı mürekkeplerde, laminasyon mürekkeplerinde yoktur bu. Düz baskı mürekkeplerin içerisinde 6 saat sonra başlayıp 24 saat sonra kürlenme süresince yüzeye çıkıyor ve yüzeyde bir tabaka oluşturuyor. Ve bu tabaka neticesinde mürekkebin çizilmesini, sürtünmesini dayanımını arttırıyor. Bir başka unsur, özellikle eğer siz CPP, PET, CPP, OPP gibi malzemeler kullandığınız zaman, bu CPP ve OPP'lerin yani şöyle en fazla 3 ay veya 5 ay içinde tüketilmesi gerekiyor. Depolarda işte ulaşımı bazen zor olduğu için veyahut da stoklama duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Giriş kalite kontrolde 38 korona olarak almış olduğunuz OPP'ler özellikle yaz aylarında, burası çok önemli, 30 santigrat dereceyi, depolama şartı 30 santigrat dereceyi geçmiş, %50 bağıl nemi artmışsa ne oluyor? Burada migrasyon başlıyor. Baskısız taraftaki slipler, OPP ve slipte bu sefer yüzeye doğru migre ettiği için bu yüzeydeki korona seviyelerini 34-35'lere kadar düşürüyor. Bu sefer sizin baskı yapmış olduğunuz mürekkep film kalınlığı arttığı zaman, diyelim tek başına bir siyah bassanız tutunabiliyor. Ama ilk önce beyaz, sonra siyah attığınız zaman komple bantla çektiğiniz zaman yukarıya doğru geliyor. Bunun için de bizler özellikle OPP ve CPP baskılarında mutlaka adezyon prometer ile birlikte kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü adezyon prometer ne yapıyor burada?
mürekkebin filme tutunması için kimyasal bir bağ oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bu bir dip örnek daha verebilirim size. Özellikle metalize baskısı yapan firmalar metalize ne kadar şey de gelse, üretim hani çabuk da gelse, baskıya girmeden önce mutlaka korona seviyesi iyi bile olsa mutlaka kimyasal korona atıyor. Yani kimyasal korona nedir? Bizim atmış olduğumuz primer laklardır. Primer laklar ne yapıyor? O yüzeyde kimyasal bir bağ oluşturuyor ve baskı yaptığınızda o mürekkebiniz o kimyasal bağa tutunmasını sağlıyor. Yani bugün yapmıyorsunuz belki, daha sonra bu tür işlere girdiğinizde aklınızda olsun. Özellikle metalize işi yapacaksanız mutlaka inline olarak, inline offline olayını biliyorsunuzdur belki, inline baskı esnasında yapmış olduğunuz işlerdir. Offline'da baskı sonrasındaki yaptığınız işte laminasyondur, termokolon lak atmadır ve diğer işte film üzerine veya şey üzerine baskıdan sonra ilave etmiş olduğunuz çalışmalardır. Onlar offline olarak geçiyor. Bu primer mutlaka inline atılması lazım. Yani birinci renkte primer atılır, ondan sonra ya arası boşluk bırakılır veyahut da şey yapılır. Daha sonra diğer renklerin üzerine baskısı yapılması gerekiyor. Şüphelendiğiniz ekstrüder çekiminden sonra şüphelendiğiniz polietilen grubu için de aynı şeyi söyleyeyim. Ne olur? Korona seviyesi 38'lerden 36'lara düşer. Burada yapacağınız işlerden bir tanesi yine harici olarak, çünkü filmi çöpe atamıyorsunuz. Filmi çöpe atmamak için bir deneme yapmanız gerekiyor. İşte bu içine atacağınız katkı maddesi, içine atacağınız adezyon prometri %1 mi atacağız, %2 mi atacağız, %3 mi atıp kurtaracağız? Onun denemesini yaparsınız. Ne yaparsınız? Mürekkebi baktınız adezyonu tutmuyor, baskıda hemen çıkıyor. Aslında onu normalde bir 6 saat sonra falan test etmek lazım ama zamanınız yok. Adezyon prometri ilave edersiniz, %1, %1,5 bir parça alırsınız, etüve koyarsınız 90 derecede işte 60 dakika, 40 dakika tutarak oradaki solventin uçtuğunu, yani bir kürlenme süresini hızlandırarak orada atmış olduğunuz adezyon prometrinin etkisini görüp ona göre adezyon miktarını arttırır veya düşürürsünüz. Ama adezyon prometrinin tehlikeli bir noktası var arkadaşlar. Baskı esnasında eğer o mürekkebe çok fazla maksimum seviyeyi yakalamışsanız adezyon prometör atımında, maksimum seviyeyi geçtiğiniz zaman eğer haznede de çok fazla mürekkep kalırsa, bunu geri aldınız sonra kullanacağınız derseniz bu mürekkep jelleşir. Yani bu, biliyorsunuz jel nedir? Böyle işte şeylerde jel gibi olur, onu çözmek çok zordur. O yüzden adezyon prometör miktarını kullanıcı tavsiyesine, TDS'lere göre, teknik şartnameye göre atacağınız maksimum seviyeye kadar atın. Onun üstüne çıkarsanız mürekkepte jelleşme meydana gelir.